أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عالم لين ربي olan Allah'a حمد hamd diyoruz hamdolsun. Onun resulü peygamberi Efendimiz, alemine rahmet olarak gelen önderimiz, liderimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e de salat ve selam olsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecmain. Ve onun aline, ailesine, ashabına, dostlarına, arkadaşlarına hepsine de selam olsun. Selam kime gönderilir değerli seyircilerim? İnsanlar çok sevdiği kişilere selam gönderir. Düşmanına selam gönderen kişi olur mu? Olmaz. Kişi sevdiği kişiye selam gönderir. Selam söyleyin. Hangi diyara, hangi şehre gidiyorsun? Ben İstanbul'a gidiyorum. Ben Diyarbakır'a gidiyorum. Çok sevdiğim bir dostum var. Attarlar Çarşısı'nda. Hacı Ahmet Efendi derler. Şayet yolun düşerse düşer düşer ben oraya uğrayacağım. Benim çok selamımı söyle. Benim iyi bir dostumdu. Sevdiğim bir arkadaşımdı. Yani kişi sevdiği kişiye selam gönderir. Kime teşekkür eder? Elbette kendisine iyiliği dokunan. Konya'lıların tabiriyle bana çok iyilikleri dokundu abi. Hocam çok iyilikleri dokundu. Ona ne kadar minnettarım bir bilseniz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. O Rabbimize teşekkür ediyoruz. O Rabbimize şükrediyoruz. Neden? Yahu bizi yaratan, bizi yaşatan, bize her şeyi veren O. Ondan dolayı Allah'a hamd etmemiz lazım. Yani niye bunları söylüyoruz? Hocam niye söylüyorsun bunları? Allah'a hamd noktasında biraz sıkıntımız var gibi geliyor bana. Kıymetli kardeşlerim. Veya yeni yetişen çocuklarımız, gençlerimiz, ciğerparelerimiz Allah'a hamd etmeleri noktasında sanki zayıf gibiler. Zayıf kalıyorlar, hatırlamıyorlar hatırlarına getirmiyorlar. Allah'a hamd etmek, Allah'a şükretmek, Allah'a teşekkür etmek. Halbuki çok önemli bunlar. Çok basit gibi görünüyor da çok basit gibi gele, gelebilir de kişinin bakış açısını, hayatını değiştirir. Biz zaman zaman söylüyoruz değerli kardeşlerim. Hani araçlarda, otomobillerde rot balans ayarı diye bir ayarı var bilirsiniz. Rot balans ayarı bozulduğu zaman e, varıyor ustaya ustam diyor ben diyor e, 80 ile giderken e, titreme var diyor tekerlerde titreme var diyor veya 120'yi geçince diyor işte şöyle oluyor böyle oluyor falan söylüyor. Lastikleri söküyor o balans ayarını yapıldığı cihaza takıyor şöyle bir çalıştırıyor malumunuz araçları olanlar bilirler. Işıklar yanıyor bir yerlerde, şöyle parlıyor. Ha orada bir ayarsızlık var. Orada bir ayarsızlık var. Kurşun mu artık zannedersem kurşun galiba. Onları çakıyorlar, ayar yapıyorlar. Balans ayarı öyle yapılmış olur. Yani bizim evlatlarımız değerli kardeşlerim, rot ve balans ayarlarını yapmak için rot ve balans ayarlarının yerinde olması için Allah'a hamd etmeyi, Allah'a şükretmeyi, Allah'a teşekkür etmeyi bilmeliler bir. İkincisi, onun resülü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimize de selam göndermeyi unutmamalılar. Bunu yapmalılar. Hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmalı. Allah'a hamd, Resulüne selavat. Yani bu bizim gündelik hayatımızda, iş hayatımızda, değerli kardeşlerim, evlatlarımızın, çocuklarımızın, efendim, işinde, aşında, okul hayatında, ders çalışmasında, üniversiteye giderken, çalışırken, evde otururken, Allah'a hamd ve Resulüne selavat sürekli gündeminde olursa rot balans ayarı sürekli düzgün olacak demektir. Oto kontrol yapıyor. Allah'la bağlantısı Resulullah Resulullah'la bağlantısı devam ediyor demektir. Bir düşünün sana 18 yaşında, 20 yaşında, 17 yaşında ateş gibi delikanlı. Ama Allah'a hamd ediyor. Bir arkadaşımız bahsediyor değerli kardeşlerim. Üniversitede okuyorum diyor. Ee, şöyle sıraya girdik. Hani kuyruğa geçtik derler ya. Otobüse bineceğiz. Üniversiteye giden güzergahtaki otobüse bineceğiz. Önümde bir kız öğrenci var. Kız öğrencinin kılık kıyafetine bakarak çok benim hoşuma gitmedi diyor. Kılık kıyafetinden yola çıkarak. Hani dış zahiri görüntüsüne göre kendimi de yine bizim Anadolu insanın tabiriyle biraz sofuca bilirim diyor. Yani biraz kendimi hoca olarak da görürüm. Yani normalde meslek olarak o işi yapmıyorum ama dini hususlarda hassas olduğumu bilirim. Öyle zannederim. Tam otobüsün birinci basamağına diyor ayağını attı. Önümüzdeki o hiç beğenmediğim, hoşuma gitmeyen kardeşimiz hemen arkasında ben olduğum için Bismillahirrahmanirrahim dedi diyor. Duyu bunu diyor. Kendi kendime dedim ki ulan utan dedim diyor utan. Bir de kendini hoca olarak görürsün veya sen otobüse hiç ayağını atarken besmele çektin mi? Hiç besmele yok diyor yani. Yani dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Konu biraz değişir gibi oldu ama kim olursak olalım onu söylemek için altını çizmek için bunu ifade ediyorum. Hoca da olsak, hacı da olsak, açık da olsak, kapalı da olsak. Efendim, namaz kılıyor olsak da olmuyorsak da demiyorum. Niye? Yahu mümin namaz kılmak zorunda yani. Namaz kılmak zorundayız. O açıdan onda taviz yok değerli kardeşlerim. Ee, Allah'a hamd resulüne selavatı gündelik hayatımızdan çıkarmayacağız. Gündelik hayatımızdan çıkarmayacağız. Düşünüyorum da. Niye düşünüyorsun? Ee, yani şimdiki gençlerimiz bizim ciğerpare diye bir kelime kullandım ilk başlarken konuşmaya. Kendi ciğerparelerimiz demiş olduğumuz evlatlarımız hocam inanır mısın? Allah seni inandırsın çok yabancılaşmaya başladı artık yani. Kültürel değerleri, hayata bakış açısı, konuşması, yemesi, içmesi, oturması, kalkması öyle değişti ki. Öyle değişiyor ki. Halbuki bizim sülalede bu kerata gibisi hiç çıkmamıştı yani. Nasıl oldu bilemedim. havasından mı kaptı, suyundan mı kaptı, neminden mi aldı o olumsuz olan hayatın? Onu yani hiç bilemedim hocam. Demek ki değerli kardeşlerim şunu söylemek istiyorum. Programlarımıza Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi diye başlarız da neden başlarız? Neden çok önemli bu? Onun için bu cümleleri sizlerle paylaştım değerli kardeşlerim. Ve yine diyoruz ki Rabbişrah li sadri ve yessirli emri ve ahlul-ukta temi lisani yefkahu kavli. Amin. Be hürmeti Seyyidil Mürselin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Dua edeceğiz. Her zaman da söylüyoruz. Programlarımızda sık sık da söylüyoruz. Allah'la olan, Allah'ımızla olan irtibatımızı, bağ bağımızı, bağlantımızı hiçbir zaman kesmemeliyiz. Kıymetli kardeşlerim. Allahla bağını koparan adam ne diyeceğim hocam? Hadi söyle bakalım. Allahla bağını koparan adam yapmasın Allah bizi. En herhalde yumuşak tarsa böyle oldu. <laughs> evet. E, şimdi efendim e, ve yine hani Rabbi yessir ve la tuhassir Rabbi temmin bil hayır diye dua ediyoruz. Ya Rabbi işlerimizi kolaylaştır, zorlaştırma ve her işimizi hayırla, güzellikle tamamla diyoruz. Yine dua ediyoruz. Allahümme hevvin aleyna min sekeratil mevti ve la tuazibna ba'del mevt. Hepimiz öleceğiz. Hepimiz öleceğiz yani. Bu bir gerçek. O zaman bu tür dualar yapacağız. Allahümme hevvin aleyna Allahümme hevvin aleyna bize kolay kıl. Allahümme hevin aleyna min sekeratil mevti ölüm anını ölüm anını bize kolay kıl ve la tuazibna azap etme badel mevt ölümden sonra da azap etme ya Rabbi diye dua etmek lazım. Yani e, her çeşit güzel duaları hayatımızın bir parçası olmalı. Ya şimdi efendim öyle diyorsunuz ama ...ben çok dua ediyorum, hiç karşılığında alamıyorum. Geçen bir sohbetimizde... Ee, ...İmam-ı Gazali Hazretleri'nin... ...niçin dualarımız kabul olmuyorla ilgili birkaç madde saymıştık. Ona girmeyeceğiz tabii. Bugün şunu söyleme ihtiyacı hissettim hakikaten. Allah'a hamd, Resulüne selavat... ...hayatımızdan dua, Rabbimizle olan bağlantıyı kesmemek... ...bunlar bizim için birinci derecede hususlar. Yoksa başımız dertten, beladan, musibetten kurtulmuyor. Efendim şiddet olayları, konu komşunun birbirine merhametsizliği, evladın anaya, babaya merhametsizliği, babanın evlada karşı merhametsizliği almış başını gidiyor yani. Almış başını gidiyor. Demek ki abi senin araç ne yakıyor? Benim araç benzinli. Eyi de sen depoya mazot koymuşsun abi. Dizel koymuşsun. Aa daha ucuz ondan koydum. Öyle olursan ne diyorlar? Pistonlar, siboplar mı diyorlar? Her şey birbirine girer Üstad Çatır çutur, patır kütür sağlıklı çalışmaz. Benzinle araca benzin koyacaksın. Yani insanı Rabbimiz yaratmıştır. Bizim rehberimiz, bizim yaratıcımız odur. Dolayısıyla onunla bağlantıyı hiçbir zaman kesmeyeceğiz. Doğru olarak bağlantıyı kurmamız gerekiyor sevgili kardeşlerim, değerli izleyicilerim. Efendim, şimdi dürüst insan yetiştirmek çok önemli. Hz. Mevlana'mızın hani 12. beytini okumuştuk ya, şöyle diyordu Hazreti Mevlana'mız, hatırlatmak için söylüyorum. Okuduk ama detayına girmemiştik. Oradan devam edeceğiz inşallah. Hem çu ney zehri bu tiryaki did. Hem çu ney demsazu müştaki dit diyordu Hazreti Mevlana'mız. Yani ney gibi hem zehir hem panzehir. Hem saz hem müştak bir şeyi kim görmüştür diyordu. Yani e, ney nasıl bazı insana efendim panzehir ve demsas, bazı insana ise zehir olursa insan da bazen efendim panzehir yani e, ilaç gibi gelir, bazen de zehir olur, sizin hayatınızı karartır. Kendi öz evladınız sizin hayatınızı karartır. Hocam, geçen gün bir arkadaşla beraberiz. Benim çocuklar var diyor. Çocuklar 6 yaşın altında. 6 Altı yaşın altında Yani çok eziyet çekiyoruz Yani çok bizi e, e, Anadolu tabiriyle Bungur bungur boğuyorlar diyor Komşularla falan karşı karşıya geliyoruz. Yüz göze olduk iyice Durmuyorlar hopluyorlar zıplıyorlar Eh komşu da Hiç çocuk görmemiş uzaydan geldiği için Uzaydan geldiği için Yukarıdaki bir Tıkırdıdan patırdan dolayı Hayda komşunun hemen kapısına yapışıyor kapısına varıyor. Ne bu gürültü filan diye. Ya yani birazcık birbirimize müsamaha müsamahalı, biraz hoşgörülü, biraz dayanıklı, biraz sabırlı olmak gerekmez mi? Ufacık bir şeyden hemen komşunun kapısına dayanılır mı canım? Birbirimizi derdini çekeceğiz yani. Olacak. Bugün benim, yarın senin çocuğun olabilir, torunun olabilir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, Ney? Bazı insana şifa verir, bazı insana zehirdir. O neyin iniltisi? İnsan demiş olduğumuz varlık da bazen zehirdir, bazen panzehirdir. Dolayısıyla insanın düzgün olması, dürüst olması çok önem arz ediyor. Çocuklarımızı değerli kardeşlerim, şayet eğitemiyorsak, onlara bizim yine Konyalıların tabiriyle dinini, imanını Kur'an'ı kitabını öğretemiyorsak o, o çocuklarımız bize panzehir değil zehir oluyor. Hayatımızı karartıyorlar. Bir büyüğümüz anlatır. Benim diyor oğlan bizim öyle derler. Bizim benim oğlan 18 yıl hapiste yattı diyor. 18 yıl hapiste yattı. Köyden her gün hapishanenin bulunduğu ilçeye yaya olarak diyor annesi, anacığı öyle söylüyor. Ee, yaya olarak ekmek götürürdüm diyor. Sırtıma alırdım. Hani şöyle bohça değerli kardeşlerim. Yeni gençlerimiz, yeni yetişen çocuklarımız bilmez ama bohçayı açardım. İçine e, yufka ekmek korum, peynir Eski adı Keş onun. Peynirin eski adı Keş. Peynir sonradan icat oldu. Çakma adı. <laughs> evet. Şimdi efendim Keş diyor koyarız. Ve benzer şeyler ne bulursak fakirlik var tabi. Sırtıma alırım şöyle bağlarım onu. Azığımı aldım. Göbek hizasına bağlar. Ve birkaç saat yoldan sonra ancak ilçedeki hapishaneye giderim. Oğluma veririm diyor. 18 yıl Böyle yaptım diyor. Nihayet benim olan diyor değerli kardeşlerim hapisten çıktı. Elhamdülillah tabi şükrettik. Çok sevindik. Bir gün sabahleyin sabanı aldık. Affedersiniz atı katırı çözdük. Sabanla şey sürmeye gideceğiz diyor. Eee toprağı aktarmaya gideceğiz. Geline dedim ki oğlan evli diyor. Hapisten çıkan oğlan evli. Geline dedim ki kızım sizin de bir evlek yeriniz var. Baban gösteri verdi. Burayı da oğlan eksin dedi. Şöyle birkaç evlek bir yer var. Orayı da sensür. Hadi beraber gidelim. O da sabanı yüklendi. Saban ne? Atın çektiği, katırın çektiği tek ağızlı pulluk. Hani traktörlerin arkasında şu anda beşlisi, altılısı falan çıktı. Yedilisi, sekizlisi çıktı mı bilmiyorum ama. O tek e, ağızlı pulluk, toprağı deşen alet. Neyse gelin de diyor yükledi. Ben de diyor bizim kocayla diyor birlikte yükledik. Vardık. Gelin dedi ki diyor ben şurayı da süreceğim kızım. Burayı sana vermedik babası dedi ki diyor yani koca, kayınpederi o oluyor artık. Burası değil şuradan itibaren süreceksin. Süresin, sürmezsin. Sabanı fırlattığıyla diyor, çekti gitti. Eve varmış diyor. Bizim o olan evde yatıyor. tabi adı namı çıkmış bu kadar yıl içeride yatmış diyor tabi Niye geldin kız demiş. Baban, annen bana sürdürmedi bana yer göstermedi. Ne? Sana yer mi göstermedi? Sorarım ben onlara. Eline diyor oradan bir saplık çekmiş. Arkasına da saplığı saklamış. Baktık bizim oğlan geliyor. Ben de diyor bizim kocayla birlikte işte şey sürmeye çalışıyoruz. Bizim koca, bizim herif, bizim adam. Bu kelimeler bizim Anadolu kadınının çok kullandığı kelimeler değerli kardeşlerim. Geldi, hiçbir şey konuşmadan, daha bir şey demeden, başladı babasına vurmaya. Oğlum, niye vuruyorsun, ne oldu? Demek ha, benim hanıma yer göstermezsiniz ha? Yavrum, babanı öldüreceğim. Kuzum, yapma diye ben araya girince diyor, birkaç tane bana vurdu. İşte ondan dolayı elimiz kolumuz sarlı. Eli kolu sarlıymış ee, kadının ve kocanın da, birisi de sormuş teyze nene ne oldu hayırdır düştünüz mü deyince bunlara anlatmış. İnsanın düzeltilmesi, insana, insana efendim bir şeyler ee, verilmesi son derece önemli. Değerli kardeşlerim, hani bir baba öyle bir hikaye var. Çocuğuna demiş ki, yavrum bu hafta sonu seni gezmeye götüreceğim. Pikniğe götüreceğim. Hayvanat Bahçesini götürecek mesela. O hafta olmuş yavrum çok işim var. Öbür hafta yavrum öbür hafta bir kaç ay böyle atmış. Nihayet bir gün çocuk babasının karşısına gelmiş baba demiş yetti artık canıma tak etti. Beni bu hafta götüreceksin. Babanın da çok önemli işleri var. Evladım şu haritayı görüyorsun değil mi bir harita? Evet demiş baba görüyorum. Bu haritayı ben birkaç parçaya ayıracağım. Belki 5-6 parça. Bunu düzgün bir şekilde bir araya getirebilirsen seni götüreceğim. Tamam baba. Birkaç parçaya ayırdıktan sonra vermiş çocuğun eline. Baba aklı sıra şöyle düşünüyor. Bizim çocuk bu haritayı mümkünatı yok bir araya getiremez. Çocuk haritanın arkasına bakmış parçaların bir insan resmi var. İnsan resmini şöyle tamamlayınca harita tamamlanmış ol, olmuş tabii. götürüyor babasına hemen kısa bir sürede babacığım işte harita. Bir bakıyor inanamıyor. Evladım diyor sen nasıl yaptın bunu? Baba diyor haritanın arkasında bir insan resmi vardı. insanı düzeltince dünyada düzeldi diyorum.

İçerim Kıymetli Kardeşlerim Bazen e, Kullanıyoruz Ya Söylüyoruz Ya Bir Mümin Bir Müslüman Olarak Allah Bizi Yaratmış Anamız Babamız Müslüman Yaşadığımız yaşadığımız Şu Güzel Memleketimizde Cennet Vatanımızda Günde Beş Vakit Ezan-ı Muhammediye Allahu Ekber Sadalarıyla Semayı süslüyor. Semada yankı yapıyor. Bunlar büyük bir nimet. Yani varlık içerisinde yokluk diye bir söz var. Varlık içerisinde yokluk çekiyoruz be abi. Nasıl iş anlayamadım. Mal var, mülk var, ham var, hamam var, dükkan var, her şey var. Ama bir sıkıntıdır almış başını gidiyor. Yani insanımızı eğitme noktasında hani Hazreti Mevlana'mız ney ve insan birbiriyle eşdeğer götürüyor dedik ya. Hem zehir hem panzehir. Ney de öyledir diyor. Ya yani ne, neyin diyor mahiyeti torba içerisinde asılı yahut bir köşeye dayalı durmak değildir. Neyin gerçek vazifesi bu değil. Üflenip dinlenmekle neyin gerçek mahiyeti, gerçek vazifesi ortaya çıkar. İnsan da insan da sadece yemek içmek için Efendim, çok özür diliyorum değerli kardeşlerim. Çok affedersiniz gerçekten. Sadece bir boşaltım sistemi vazifesi görmek için değil, bunun için yaratılmamıştır. Elbette insan, yani ricalullah hazeratı diyoruz. Allah adamları, böyle sadeleştirebiliriz. Allah adamı olan, sen kimin adamısın? Ben filanın adamıyım deme ya. Abi senden korkulur o zaman. Sen kimin adamısın? Ben Allah'ın adamıyım. Ben Allah adamıyım. Ricalullah. Re Ricalullah hazeratı da diyor Hazreti Mevlana'mız değerli kardeşlerim. Ney gibidirler? Şekaveti ezeliye erbabına. Yani sürekli kötülük içerisinde olan kimselere karşı zehir zemberek olurlar. Ama şekaveti, bakın şekaveti ezeliye erbabına karşı, şekaveti ezeliye, yani sürekli kötülük içerisinde. Mesela namaz kılmıyor. Yine de biz Allah'tan rahmet diliyoruz tabi. Ee, geçenlerde ülkemizde meşhur olan bir kardeşimiz vefat etti. Onun bir röportajını dinledim değerli kardeşlerim. Orada diyordu ki şimdiye kadar hiç camiye girmedim. Çocukluğumda galiba bir veya iki bayram namazı kıldığımı hatırlıyorum. Bir veya iki oldu ama ondan sonra hiç camiye girmedim diyordu. Çok üzüldüm gerçekten adeta hani bir iğne battı yüreğime, iğne battı yüreğimi yaktı filan diye bir oyun var. Çocukların da oynadığı bir oyun ya değerli kardeşim. Adeta iğne, iğne battı, iğne battı, yüreğimi yaktı o cümleyle. Ee, yani bu kim? Şekaveti ezeliye. Yani sürekli bir kötülük içerisinde olan. Kötülükten maksat başkasına zulmeden kişi değil sadece bu değil. Mesela hiç namaz kılmıyorsa. Mesela Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yapıyorsa. Mesela içki içiyorsa abi. Yani şimdi doğrular söylenmeyecek mi? Allah'ın bildiğini kulundan niye saklayayım müstadım? İçki içmek haram mı değil mi abi? Haram. Domuz eti yemek haram mı değil mi abi? Haram. E o zaman işte şekaveti ezeliye erbabı şekaveti ezeliye erbabı. Yani sürekli bir kötülük içerisinde olan, sürekli günah içerisinde olan kişi. Bu kişilere karşı ne diyor? Zehir zemberektir. Ama saadeti, saadeti ezeliye erbabı için ise şifadır adeta. Şifa tesiri gösterir adeta diyor değerli kardeşler. Efendim, şimdi buraya nereden geldik? Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerif var. Onu anlatıp tekrar şeye döneceğim. efendim Peygamberimiz iyi arkadaş, kötü arkadaşı. Yani iyi insan, kötü insan bir bakıma misk satan bir adam ile demircilik yapan, yani demirci körüğü çeken demirci körüğü ustası olan bir adam. İyiliği ve kötülüğü buna benzetiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu salli ala seyyidina ve nebina Muhammed. Diyor ki misk satan kişiyle arkadaş olursanız o miskten almasanız bile o miskin güzelliği, güzel kokusu sizin üzerinize bizim Konyalıların Anadolu insan tabiri siner siner. Kurban'da abi kurbanlığa baktık. Birkaç ahıra girdik, çıktık. Eve gelince çocuklar aman 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 çıkar şu elbiseli bir gömleğini, pantolonunu, efendim cekedini, palto neyin varsa bir çıkar. Ne oldu ya? Ne ne var? İşte çok berbat şu olmuşum, bu olmuşum filan. Derler. Şimdi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem misk satan kişiyle arkadaş olan miscinin yanında, misk dükkanında, misk çevresinde, deryasında olan kişi o miskten satın almasa bile onun kokusu üzerinde olur diyor. Ama demirci körüğünün yanında olan kişi, onunla hemhal olan arkadaş olan, o bölgede dolaşan kişi ise Körük çekmese bile Ya isi kokusu üzerinde olur Veya onun parçacıklara o ateş parçacıkları Onun elbisesini yakar Diyor Ondan dolayı Bizim bir arkadaşımızın lisede okuduğumuz Yıllarda değerli kardeşlerim Annesi öyle derdi Çocuklar gençler Çok fazla dolaşmayın Yani öylesine Bizim yine Konyalıların deyimiyle özellikle dağ bölgesinde yaşayan hadim, taşkent, bozkır insanının özellikle böyle bir ifadesi var. Avanak, avanak dolaşmayın derler. Boş boş, anlamsız, anlamsız dolaşmayın derler. Yani hiçbir amaç yok, hiçbir hedef yok. Öylesine dolaşmak. Öylesine dolaşmak filanlara yakışır derlerdi. Dört ayaklı bir şeye göre temsil getirirlerdi. Baya sert temsiller ama öyle yani. ...o tür şeyler söyle. ...çamur bulaşır paçanıza... ...çamur bulaşır paçanıza... ...boş ve anlamsız dolaşmayın... ...derlerdi... ...dolayısıyla Peygamber Efendimiz... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...değerli kardeşlerim... ...iyi arkadaş ile... ...kötü arkadaşı, iyi dost ile... ...kötü dostu... ...bir misle demir cinin körüğüne... ...benzetir... ...değerli kardeşlerim... ...efendim... ...şimdi... Yani 12. beyitte e, saadeti ezeliye ya karşı şifa tesiri gösterir dedik ya. Ne ney? Ne insanı kamil. Yani salih bir insan, ricaullah'tan olan bir insan, Allah'ın velisi olan bir insan, alnı secdeye değen, abdest alan, namaz kılan, haramı helali bilen bir insan etrafına karşı, dostlarına karşı, komşularına karşı şifa tesiri gösterir. Şifadır, şifa olması lazım. Hocam tam bu noktada bir şey soracağım. Buyur sor. Yani kimse alınmasın, kızmasın da sor üstad sor. Tamam, zaten başladın sözü artık yani. Ben bazı insanları tanıyorum. Namazlarını kılarlar. Haram helal şeylerine dikkat ederler. Ettiklerini söylerler. Ben de öyle zannediyorum. Ama be abi benden yaşantı olarak namaz ve bazı şeyler hariç bir farkı yok. Hani bir Rum ülen demişler. Hacı Veysade Mustafa Kurucu hocamız Allah rahmet eylesin şefaatine nail etsin hepimizi okuyu vermiş de hastaymış doktora gitmiş demişler ki ya Hacı ve Mustafa Efendi'yi de git de seni bir okusun. Ulen demiş beni okur mu? Ben gavurum size göre. Yani siz öyle diyorsunuz ya hani biz gavuruz ya. Bizi okur mu? Lan o, o hoca biraz farklı demişler. Git sen bir okuttur kendini. Gitmiş okuyu vermiş. Ya sen de demiş Allah'ın kulusun. Sen de Hazreti Adem'in çocuklarındasın. Şifa verecek olan o. Ve daha sonra şifa Allah'tan iyi olmuş gerçekten bu kadar iyiliği oldu lan demiş İsmi neyse artık bizim Mehmet Ağa ona öyle demiş komşusu. Bir kelime-i getir de Müslüman oluver demiş artık demiş. Demiş ki lan oğlum olurum da demiş hepiniz hoca gibi olsanız senin benden ne farkın var demiş komşu. Aynı sen de benim gibi yiyip içiyorsun, sen de benim gibi işte bir sürü yanlışların, hataların, günahların var. Hepiniz demiş, siz Müslümanlar hepiniz Hacı Vesadi Hoca gibi olsanız demiş, eyvallah. Evet, değerli kardeşlerim. Efendim, inşallah bugün sohbetimizi yine kardeşlerimizin güzel bir seslendirmesiyle sonlandıracağız. Yarın tekrar birlikte olmak ümidiyle ee, ve kaldığı bir zehirden nasipse inşallah devam edeceğiz Cümlenizi Allah'a emanet ediyorum Yüce Rabbim her hususta yar ve yardımcımız olsun Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Anlar derdime Derdim bana derman imiş Burhan sorardım aslıma Aslı bana Burhan imiş Hay hay Burhan sorardım aslıma Aslım bana Burhan imiş Sağı solu gözleri yüzün göremde yok ben taşrada aradım ol can içinde canimiş hay hay ben taşrada